Merhaba arkadaşlar, ben Habib Bocak. Map e-posta derslerimize devam ediyoruz. Bu konumuz Outlook Express'te e-posta gönderme alma ve pratik bilgiler. Hesabımızı kurulumunu yapmıştık. Şimdi posta oluştur diyelim arkadaşlar. Burada posta oluşturda bakın kime bölümü var. Kime'den biz adres defterini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Mesela diyelim ki merkezin kurumlarına, din öğretimine, mesleki eğitimi ve orta öğretimi seçtim arkadaşlar. Bunlara bir e-posta göndermek istiyorum. Bilgi amaçlı da atıyorum ilçe milli eğitimlere göndereceğim. Evet, şuradan ilçe grubumuzu seçiyoruz. İlçe milli eğitimlere göndereceğim. Konu deneme. Geliyorum buradan. E-postaları yazarken resmi yazışma kurallarına uymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sayın yetkili kurum içi, yani okullar ilçe milli eğitim ya da il milli eğitime, il milli eğitim okul ve ilçelere yazıyorsa sayın yetkili olarak başlıyor. Dış kuruma yazıyorsak, orada yetkili değil sadece ilgili kişi ise sayın yetkili ya da ilgili olarak yazıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyup aşağıya geçiyoruz arkadaşlar. Sayın yetkili e-posta hesaplarının sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir diyoruz arkadaşlar. Biraz acele ediyoruz, ondan yanlışlıklar olabilir. Burası içerik kısmımız ve en sonda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Biz üst birim olduğumuz için üst birim amiri, üst birim alt birime gönderirken rica eder arkadaşlar. Alt birim üst birime gönderirken arz eder. Eşit konumdakiler birbirlerine arz ve rica ederler arkadaşlar. Genelde de arz ederler. Şimdi bu e-postayı göndereceğiz. Bu e-postayı kim adına gönderiyorum? Kurum yetkilisi, kurum amiri adına gönderiyorum. Kurumumuzun amiri Celalettin II. İl milli kurum amirimiz Celalettin II. Burada önemli noktalardan bir tanesi de şu: bu e-posta merkez ilçe ve bağlı köy kasabadaki okullara gönderiliyorsa ve Milli Eğitim Müdürü yetki devri yaptı ise müdür yardımcısı adına gönderebiliriz. Ama ilçelere gönderiyorsak valilik kanalıyla göndermemiz gerekiyor. Valilik de yetki devri yaptığı için il milli eğitim müdürü vali adına gönderiyor arkadaşlar. Vali adına milli eğitim müdürü. Burada okullar bize gönderirken yapılacak işlem şu, ya da okullar gönderirken okul müdürü şöyle yapayım hemen onu da, okul müdürü olarak göndermesi gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka okul müdürünün adı, soyadı ve unvanı olması gerekiyor. Çünkü aradaki protokol kurallarına göre diyeyim, okulda yazıyı en son imzalayan kişi, en yetkili kişi okul müdürüdür. Ve mutlaka gönderilen e-postalarda okul müdürünün ismi olması gerekiyor. Bir personelin, diğer personelin gönderme şansı yok. Çünkü kurum amiri okul amiri değildir arkadaşlar. O yüzden biz buradan hemen burayı siliyoruz. Vali adına, çünkü ilçelere de gönderdiğimiz için unvanını da yazıyoruz. Evet, bu şekliyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Hatta ben şunları sileyim, e-postamızı da gönderelim. Geldiğini de görelim. Kendi kendimize gönderelim. Hatta şuradan adres defterinden seçersek daha iyi olur. Gerçi adres defterinde kurumlara eklemişiz. Şöyle yapalım. Direkt kendi kendimize gönderelim. Bilgi amaçlıya gerek yok. E-postamızın kime, konusu,
ve içeriğini yazdık arkadaşlar. Burada ek ekleme var. Ekle diyoruz arkadaşlar. Mesela okullarımıza şu masa üstünden hemen hali hazırda bulunan bir adres defterimiz var. Bunu gönderelim. Onun haricinde öncelik sırası var. Bakanlık serverlarının yoğunluğuna göre gönderdiğimiz e-postalar sıraya girer arkadaşlar. Sırada normal olarak gönderirsek sırada sırası gelince bize gönderme işlemi gerçekleşir diye. Ama burada öncelik kavramını kullanırsanız, yüksek öncelik derseniz, yani bir ambulansın yoldaki öncelik sırası gibi düşünebilirsiniz. Çok aciliyet olduğu için orada serverda bir normallere göre ön sıraya geçer ve çabuk, daha çabuk gider. Eğer önceliği var ise önceliği seçersiniz. Yok ise normal olarak gönderirsiniz arkadaşlar. Şu anda e-postamızın gönderme işlemleri hazır. Ve şu anda buradan gönder diyorum arkadaşlar. Şu an e-postam giden kutusunda, bakın. Giden kutusunda bekliyor ise karşı tarafa gitmemiştir. Burada iki noktayı da anlatalım. Ve sağ alt köşeye bakıyorum. Posta gönderiliyor diyor, bakın. Postamın eki ekledik. Ekle alakalı önemli bir nokta söyleyelim. Ekimiz 5 MB'ın üzerinde olmamalı. 5 MB'ın altında olmalı. Eğer 5 MB'ın üzerinde olursa bakanlık serverlarından geçmiyor ve gidemiyor. Ve böyle gidemediği için de serverda bekliyor. Beklediği için de serverda bizim e-postamız kilitleniyor diyebiliriz arkadaşlar. Mutlaka bizim 5 MB'ın altında göndermemiz gerekiyor. Bazen şöyle bir şeyle de karşılaşabiliyoruz. Gönderdiğimiz dosyanın eki büyük olduğu için ve aynı anda 150 kişiye gönderebiliyoruz. 150 kişiden fazla gönderdiğimiz zaman serverda gidemiyor. Gidemediği için takılıyor. Bir tane mail e-posta göndermemize rağmen karşı tarafa 2, 3, 50 taneye kadar gittiğini gördüm ben. 50 tane aynı mailden geliyor. Tabi gönderiyoruz. Karşı taraf alamıyor. Tekrar almaya çalışıyor. Almaya çalışıyor. Almaya çalışıyor. O şekilde 50 tane oluyor. Halbuki biz bir tane göndermiştik. O yüzden aynı anda 150 kişi, 150 kişiden fazla gönderemiyoruz. Eklerimiz 5 MB'ı geçmiyor. Ve giden kutusundan mutlaka gönderilmiş ögelere düşmesi gerekiyor. Yine bir püf nokta MAPK12TR ile olan e-postalarımızda map.gov.tr ve map.gov.tr dışında okullara e-posta gönderemiyoruz. Mesela Hotmail, Gmail tarzı yerlere gönderemiyoruz arkadaşlar. O yüzden bazen giden kutusuna bakıyoruz, 10 tane e-posta bekliyor. Birinci sırada Hotmail'e gidecek. Tabi Hotmail'e gönderemediği için hata veriyor. Hata verdiği için map.gov.tr ve map.gov.tr'de de gönderemiyor. Bu hususta mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şu gönderiliyor'a çift tıklayayım. Bakın, bilgisayarımızın hızına göre e-postamız, ya bilgisayarımızın hızı demeyelim, internet hızımıza göre ekin boyutuna göre e-postamız birkaç dakikada da gidebilir, anında da gidebilir. Bakın 644 kilobaytlık bir dosyayı bekliyoruz. Biraz daha hızlı, tabi internet yavaş olduğu için daha hızlı gitmesini bekliyoruz ama şu anda yavaş gidiyor. Ben hemen fazla videonun uzayıp boyutunun fazlalaşmaması için hemen giden postaya geliyorum. Şu eki kaldırıyorum arkadaşlar. Eki kaldırdım. Gönder diyorum tekrar. Eki kaldırarak gönderdim. Şu anda bağlanacak e-posta anında gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın, giden kutusundan düşecek. Bağlantı kesiliyor. Giden kutusundan düştü. Gönderilmiş ögelere geçmesi gerekiyor. Bakın, deneme. Şu anda kendi kendime e-posta gönderdim. Alabilmiş miyim bakalım. Gönder al diyorum arkadaşlar. Hemen gelen kutusuna bir tane düşmesi lazım. Tabi hata verdi. Bağlandı. Bekleyelim. Kimlik denetimi yapılıyor. Bağlandı. Şu anda e-posta alınıyor diyor. Bakın, iki tane e-posta alıyor. Bakalım tabi, bakın kendi gönderdiğimiz e-postamız geldi arkadaşlar. E-postaların kullanılması, birini göndermiştik, evet şu anda ikisi de gelmiş. Birini dünkü dersimizde anlatmıştım,
Bugünkü dersimizde de hem dünkü gönderdiğim hem bugünkü gönderdiğim geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi posta gönderme işlemleri ve alma işlemleri bu şekliyle bu dersimizi de burada sona erdirelim arkadaşlar.